Kumaş, yüzyıllardır insanlık tarihinin en önemli gereçlerinden biri olmuştur. Başlangıcı neredeyse ilk medeniyet tohumlarının atıldığı dönemlere denktir. Tarihi bulgular ilk kumaşın kendirden yapılmaya başlandığını, başka deyişle keten olduğunu gösteriyor. Sonraki dönemlerde gelişen ekipman, teknikler ve çeşitlilikle dokuma günümüze kadar geldi. Hatta dokuma mekiğini bularak bu tarihsel gelişmeye ilk katkıda bulunan kişi ise mucit yönüyle de bilime büyük hizmetleri olan Leonardo da Vinci'dir. Mendilin tarihçesi ise M.Ö. 1. yüzyıla kadar uzanıyor. Yunanların yüz kurulamak için mandilyon adı verilen bez parçalarını kullandıkları biliniyor. Türk kültüründe ise mendil kullanımı Orta Asya Türklerine kadar dayanır. Ulatu adı verilen mendiller ihtiyaç için olduğu kadar süs ve sembol aracı olarak da kullanılmış. 16. yüzyıl kaynaklarına bakıldığında mendillerin çoğunlukla tezgahta dokunmuş ketenden yapıldığı görülür. Osmanlı'da mendillerin günlük kullanım, matem, merasim gibi gruplandırıldığı görülür. Hatta merasim mendilleri işlemeleriyle adeta birer sanat eserine dönüştürülmüştür. Oğuz Aydemir, Eskihisar'daki Osman Hamdi Bey Müzesi, Çeşme'deki Eskihisar Kalesi, Çayırova'daki Fatih Sultan Mehmet'in anıtı gibi projeleri hayata geçirmiş. Topluma fayda sağlamak esasıyla yaptığı araştırmalar ve önemli tarihi olayları ve gerçekleri anlattığı kitapları bulunuyor. Özellikle Hırvatistan'da Osmanlı kültürüyle ilgili yaptığı araştırmalar ortak kültür varlıklarının ortaya çıkmasına vesile olmuş. 1770 Çeşme Deniz Savaşı ise Oğuz Aydemir'in üzerinde çalıştığı, elde ettiği belgelerle su yüzüne çıkardığı önemli bir tarihi olay. Aydınlanma dönemi etkileri, savaşın Rusya'da meydana getirdiği etki ve denizlerin devletler için ne şekilde belirleyici olabileceği gibi pek çok çıkarımı olan savaşın her yönden ele alındığı bir kitap da yazmış Aydemir. Koleksiyonerlik merak konusu olan bir takım ilgi alanına giren insanın bir araya getirdiği eserlerdir. Koleksiyonların eski yeni olması veyahut da bir anlam ifade etmesi için mutlak surette bir seri teşkil etmesi gerekiyor. Koleksiyon aslında önceden tasarlanmış ve ona göre yola çıkılmış her zaman bir düşünce sisteminin sonucu olmuyor. Mesela bendeki mendil koleksiyonu tamamen bilinçsiz bir şekilde ilk defa almış olduğum bir mendili sonradan bir koleksiyon hale dönüşmesi uzun bir zaman aldı. Yani ilk 1975 senesinde Nuri Osmaniye'nin girişinde bir arkadaşımın dükkanından almıştım. Ama onun sadece bir eser değil, ona benzer bir ananevi, bir tradisyon olan bir konu olduğunu öğrendim zaman içerisinde ve o şekilde gelişti. Haberleşme ve sembol olarak da mendillerin kendine ait bir dili olduğu unutulmamalıdır. Özellikle bize ait kültürde gerek rengi, gerek işlemesi, bazen de tutuş şekliyle ne çok duyguyu anlatır. Osmanlı'da mendillerin günlük kullanım, matem, merasim gibi gruplandırıldığı görülür. Bunu yansıtan bir örnek olarak Nakkaş Sinan Bey tarafından yapılan portrede Fatih Sultan Mehmet bir elinde gül, diğer elinde mendille tasvir edilmiştir. Her bir mendilin bir arkasında çok ciddi bir tarih bilgisi var. Yani mendilleri yan yana getirdiğiniz zaman ve onlarla ilgili bilgileri de bir araya getirdiğinizde hakikaten tarih kitabı gibi. Çünkü her bir mendilin aslında oluşumunda mutlaka önemli olaylar meydana gelmiş. Ve bunların unutulmaması, hatta kutlanması veyahut da seneyi devresinde tekrar hatırlanması gibi bir takım
özellikler arz ediyor. Tabii mendilin bu şekilde ortaya çıkmasının arkasındaki bilgileri de insan merak edip araştırdığınız zaman çok hakikaten değerli bilgiler ortaya çıkmış oluyor. Niçin böyle bir girişime sebebiyet verdikleri hakkında da çok geniş bir bilgi ve malumat sahibi oluyorsunuz. Avrupa'da 18. yüzyılda toplumsal olaylar mendillere işleniyordu. Hatıra amaçlı mendiller 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda da yaygınlaştı. Önceleri yardım amaçlı işlenen ipek mendiller, tarihi önem taşıyan pek çok olayı anlatır hale geldi. Tarihin nakşedildiği ipek mendillerden, seriler halinde oluşan koleksiyonundan 120 parçayı Sadberkan'ın müzesine hibe eden Oğuz Aydemir için koleksiyonun başlangıcı tamamen bir tesadüfe dayalı. Oğuz Aydemir'in koleksiyonu İstanbul'da 1975 yılında bir antikacıda görüp aldığı 1897 Türk-Yunan Savaşı'nı resmeden ipek mendille başlayarak günümüze ulaşmış. Türkiye'de tek, dünyada sayılı olma ayrıcalığını taşıyor. 1975 senesinde yurt dışında lisansüstü eğitimin sömestr tatilinde Nuri Osmani'nin hemen girişinde bir arkadaşımın dükkanında bu ipek mendili ilk defa görmüştüm. Enteresan, 1878 Osmanlı-Yunan Savaşı'nı resmetmiş. Palikarya eteklikli şeyleriyle kaçıyor. Osmanlı askerleri kovalıyor. İlgimi çekti, aldım. Ne olduğunu da çok da fazla bilmiyordum. Sadece bir temsili olarak, bir savaş sahnesi olarak düşündüm. Zaman içerisinde onun bir sadece tek bir eser değil, aynı standart ebatlarda, çok değişik okazyonlarda, belirli zamanlarda üst düzey saraya yakın insanlara dağıtılan bir hatıra mendili olduğunu en sonunda anladım. Ve sonraki tesadüfen rast gelen mendillerle bunun ciddi bir genişliği olduğunu ve çok anlamlı bana geldi bu. O şekilde de bir gelişim gösterdi. Bazen 3-4 tane bir arada mendili olanlar bana teklifte bulundu. Yine Nuri Osmaniye'de hiç unutmuyorum. İkinci katta bir halıcıda 4-5 tane mendil vardı. Çoğu bende vardı, 2 tanesi bende yoktu. Ama ona rağmen tamamını sattı bana. Biz de mecburen hepsini almak durumunda kaldık. Tabii bazı mendillerden 2 hatta bazen 3 tane oldu. Bu mendil derken koleksiyonu 120-130 adede kadar yükseldi. Tabii mendillerle ilgili iyi, mutlaka bir eğitim almış olmak gerekiyor. Aksi takdirde bu zaman içerisinde yitirilebilecek bir merak. Çünkü koleksiyonlar genelinde ilk önce şahsi merak ve dikkat için yapılıyor. Bunlar paylaşılırsa bir anlam kazanıyor. Ama paylaştıkça da mendillerin aşınma ve özellikle ipek olmaları dolayısıyla iyi korunmaları gerekiyor. Daha da geniş bir şekilde düşünmek gerekirse bunların gelecek nesillere kalması lazım. Bunlar kolay kolay yan yana getirilebilecek şeyler değil. Dolayısıyla böylesine zor bir araya getirilmiş bir koleksiyonun doğru bir yerde, doğru bir adreste, iyi bir bakımla gelecek nesillere aktarılması esas. Birden fazla ülkenin tarihiyle ilgili önemli bilgileri ortaya koyan İpek Mendil koleksiyonunda bulunan özel parçalardan birkaçı, Çanakkale Savaşı, İngiltere Kraliçesi'nin taç giyme töreni, Napolyon'un Fransız ordusunun dağılmasıyla sonuçlanan ve 6. Koalisyon Savaşı'nı başlatan Rusya Savaşı'yla, Fransız ordularına Moskova'nın yolunu açan Borodino Savaşı ve 2. Meşrutiyet serisi.
İpek mendiller, üzerine incelikle işlenen tarihi temalardan, Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı mendil üzerinde Gelibolu'dan İstanbul'a uzanan bir harita bulunuyor. Haritada Fransız, İngiliz ve Anzak birliklerinin çıkarma yerlerini görebilirsiniz. Ancak ilginç bir de detay var işlemede. Asla gerçekleşmesi mümkün olmayacak bir hayal. Bir mendil alırken en önemli özellik tabii daha önce bir benzeri olmaması. Çünkü netice itibariyle farklı şeyleri bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Ve o mendilin tabii ki her zaman satılan bir yer, sizin isteğinize rağmen bazen de müzayede olduğu takdirde de ulaşamıyorsunuz. Sizden daha yüksek pay sürenler de olabiliyor. O bir farkımız tabii bizimki koleksiyon olması dolayısıyla büyük bir koleksiyon. Yani çok mevcut olmayan bir şeye sahip olmak arzusu en yüksek dozajda oluyor. Çünkü eksiği tamamlamak ve mümkün olduğu kadar genişletmek o işte bir hedef oluyor zaman içerisinde. Mendil koleksiyonu içerisinde Anzakların bir mendili var. Ben onun bir benzerini Avustralya'da bir müzayedede buldum ve getirttirdim oradan. Benim getirttirdiğim mendil çok daha renkleri itibariyle ve aşınmamış bir mendildi. Yani üstünde durursanız, inat ederseniz özellikle yurt dışında olanlarla ilgili ve bizi ilgilendirecek tabii. Yani Anzak mendili derken Yeni Zelanda, Avustralya birliklerinin işte Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz Milletler Topluluğu'yla Osmanlı'ya karşı verdiği savaşın bir parçası. Ama bu mendil tabii çok özel bir mendil. İstanbul'un işgalini düşünerek basılmış bir mendil. Dereyi görmeden paçayı sıvamışlar. İstanbul'da asacakları şehir mendilini bile hazırlamışlar. Ay yıldızlı, yarısı İngiliz bayrağı. Şimdi bu mendil çok önemli. Bizim tarihimizi çok yakından ilgilendiriyor Çanakkale hadisesi. Dolayısıyla üstüne gidince bulabiliyorsunuz yurt dışı olanları. Yurt içi dediğimiz zaman daha zor tabii. Ne varsa müzayedelerde veyahut da bir yerde toplu halde satılık olması lazım. Veyahut da birisi başlamış vazgeçmiş olması lazım. Mendil öyle bir değişik bir şey. Yani herkesin çok uğraş konusu veyahut da merak konusu olan bir hadise değil. Bir kumaştan daha fazlası kuşkusuz ipek mendiller. Tarihe tanıklıkları, anlattıklarıyla. Çoğunluğu Birinci Dünya Savaşı döneminden kalma, basıldığı ülkenin ve dönemin sırlarını aydınlatan birer belge olma nitelikleriyle de ayrıca değerli. Magna Carta gibi gölgede kalmayarak insan haklarının dünyada yayılması için ilk adım sayılan, bağımsızlık bildirgesinde yer alan sloganların kullanıldığı ikinci meşrutiyet mendilleri hem içeriği hem de çeşitliliğiyle nadir parçalardan. Birinci Dünya Savaşı öncesi İngilizlere dreadnought siparişimiz var. Gemi sipariş ediyoruz, harp gemisi, dreadnought. Onlardan iki tane almak için halktan para toplanıyor hatta, halkın desteği de alınıyor. Halkın desteğinin alınabilmesi için Haliç'te köprünün üzerinde kumbaralı insanlar bu ipek mendilleri satıyorlar. Mesela o belli ki o tip ipek mendil çok sayıda basılmış, para toplamak için basılmış. Mendilin üstünde o dreadnought'un müstakbel gel, hiçbir zaman bize gelmeyen, çünkü savaşın patlamasıyla birlikte Almanların yanında yer aldığımız için İngilizler gemilerin üstüne yatıyorlar. Ama belli ki o para toplama amaçlı bir faaliyet olduğu için o mendilden çok sayıda basılmış olması lazım. Ve bulunabiliyor, hala bulunabiliyor yani o mendilden müzayedelerde falan hala çıkabiliyor. İkinci meşrutiyet mendilleri çok enteresan. Çünkü ikinci meşrutiyet 1908 ama sloganları itibarıyla Amerika'daki konfederasyonun 1776'da ilan edilen konfederasyonun bağımsızlık deklarasyonunun ana sloganları. Hürriyet, eşitlik, adalet, kardeşlik gibi. Yine 1789 Fransız ihtilalindeki ana sloganlar gibi ki o da
1776 Amerikan 14 Devletli Konfederasyonu sloganları gibi bize 1908'de geliyor. Belki bunlardan bazıları da hala geçerli olan şeyler. Adalet gibi, kardeşlik gibi, eşitlik, hürriyet gibi ana sloganlar bir şekilde Amerika'dan Fransa'ya, Fransa'dan bize kadar taşınmış sloganları ihtiva ediyor. Onun için ikinci meşrutiyet mendilleri hem adet olarak çok çeşitlilik arz ediyor hem de çok enteresan mendiller bunlar. Oğuz Aydemir'in aileden kalanlarla birlikte kendi edindiği ferman ve berat koleksiyonunun en eskisi Kanuni Sultan Süleyman'a ait. Osmanlı dönemi ve erken cumhuriyet dönemine ait pul koleksiyonuysa 2018 yılında Zagreb'de sergilenmiş. İlk üretilen pullardan itibaren ender bulunan tam seri pullar da koleksiyonda bulunuyor. Mesela Ferman Berat koleksiyonum da var. En eskisi Kanuni Sultan Süleyman'la başlayan bir berat koleksiyonu. Hemen hemen her Osmanlı imparatoruna ait birer tane mendil var. Bunları da ben sergiledim aslında. Mendilleri, berat ve fermanları ve aynı zamanda komple bir Osmanlı pul koleksiyonum var. Yani ilk çıkan, yurt dışında basılan Osmanlı pulundan sonuna kadar olan tam bir... Bu birbirini tamamlayan aslında birbiriyle entegre olabilen bir koleksiyon. Çünkü tabii mendil koleksiyonunun evveliyatı çok eskiye gitmiyor netice itibariyle. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerine istinat ettiği için orada bir bu Sultanlar serisiyle, Ferman Berat serisiyle alakalı. Pul dediğiniz zaman da yine... Tabii çok çok eskilere gitmiyor ama netice itibariyle onu da bu bahsetmiş olduğumuz entegre bir dönemin tamamlayıcısı boyutta. Pul koleksiyonunu en son Zagreb'de sergiledim. Bütün pula meraklı olanlar geldiler, filatelistler geldi hep. Ondan sonra bir daha şey yapmadım, sergilemedim onu. Yani oradaki yapmış olduğumuz sergi yine mendil ve puldu. İkisi üzerine yapmıştık. Ferman ve berat tabii çok farklı şeyler. Bunların ne yazdıklarını insan merak ediyor. Aldığı zaman okuyamadığı için. Sonradan bir baktım, bu tabii bunları çözüp de bizim Latin harflerine döndürebilenler neticede çok fazla şey yapamıyor. Yine anlaşılır bir hale getiremiyor. Eski Farsça ve içinde Arapça kelimeler ihtiva eden bir metni okuduğunuz zaman çok ender sizin anlayabileceğiniz için de kelime oluyor. Bir tekrar bir anlatım gerekiyor onu anlayan, okuyan. Aydınlanma çağında Çeşme Deniz Savaşı'nın 250. yılı sergisi savaşa dair belgeler, haritalar, tablolar, maketler, fotoğraflarla savaşı tüm detaylarıyla anlatmış. Çeşme Savaşı'nın Rusya'ya etkileri, Kraliçe 2. Katerina'nın Büyük Pedro'nun sıcak sulara inme vasiyetini gerçekleştirmesi, bunun sonuçları ve denizlerin, devletlerin kaderini belirlemedeki önemi nedeniyle sonuçlarının değerlendirilmesi gereken bir savaş. Bu koleksiyon içinde bulunan Rus komutan Alexei Orlov'un günlükleri ve savaş planları başlıca önemli parçalar. Bir de savaşın yıl dönümü anısına Oğuz Aydemir'e St. Petersburg Deniz Meclisi Başkanı, aynı zamanda Kont Orlov'un 16. kuşak temsilcisi tarafından verilmiş olan madalya. ...1770 Çeşme Deniz Savaşı... ...benim üzerinde çok... ...üzerinde durduğum ve uzun senelerden beri onunla ilgili çok malzeme toparlayıp getirdiğim bir konu. 16. kuşaktan buraya gelen amiralin... ...bir temsilcisi geldi. Nikolay Orlov, onun da ismi Orlov. Karadeniz'deki... ...limanların sahibi, oligark... ...aynı zamanda Monika'nın Fahri Konsolosu. Ve Putin'in sağ kolu, Deniz Konseyi Başkanı.
geldi buraya, dedi ki bu evraklar nasıl çıkartılmış St. Petersburg'dan dedi. Ben de dedim ki bana sorma, soracaksan Christie's'e git sor dedim. Ama çok entelektüel, hoş bir insandı. Bizim sergi salonunu gezdiği zaman, onun da kuratörü bendim. Sergi salonunu gezdi ve şöyle bir yorumda bulundu. Aslında dedi bu savaşı siz kazanmışsınız dedi. Anlamadık falan, tercüme hatası herhalde dedik. Rusçadan tercüme ederken bir şeyler kayboldu herhalde dedik. Dedi ki anladım, siz anlamadınız bunu ama ben size izah edeyim dedi. Eğer dedi bu salonu yapacak kadar medeni cesarete sahipseniz ve şu anda da buradaysanız demek ki bu savaşı siz kazanmışsınız dedi. Böyle bir de hafif nüktedan güzel bir tarafı oldu. Ben hala Çeşme Savaşı ile ilgili bulabildiğim ne varsa dışarıdan alıyorum, getiriyorum. Tarih öğrenmek, savaşların tarihlerini ve komutanların adlarını ezberlemekten fazlasıdır hiç şüphe yok ki. Ortak değerler etrafında buluşabilmek, geçmişin mirasına sahip çıkabilmek, geleceğe taşıyabilmek, hataları tekrarlamamak, gelişmek, ilerlemek için bilmeli, öğrenmeli, araştırmalıyız. Bu tür bir öğrenme hayat boyu sürer. Daima doğruya ulaşmak için soru sormayı gerektirir. Ayrıca toplumun her ferdi için bir sorumluluk niteliği taşır. Çünkü her birimiz kendi tekamülümüzü tamamlamak üzere yaşarız, yaşamalıyız. Hazreti Peygamberimizin hayatımızın her alanında kullanmak üzere almamız gereken iki günü eşit olan zarardadır sözü, bunu bize daima hatırlatan en önemli örnektir. Yaşam tarzı dediğimiz hadise, her gün bir adım daha ileriye git. Her gün kendini öz eleştiriye tabi tut. Eksik olduğun bir şey varsa onu tamamlamaya gayret et. Hiçbir günün boş geçmesin. Mutlaka bir şeyle meşgul ol. Hep bunlar aslında çok akla yatkın, sağduyuya uygun konumdaki işler. Ben hatırlamıyorum yani bir gün bir şey okumadan geçirim. Yani gazeteyi kastetmiyorum. Ciddi kitap konuşuyorum. Aşağıda 18 bin tane kitabım var. Bunlar tesadüfen olmadı. Bunların çoğu danışma kitabı. Bunlar böyle birinci sayfadan son sayfaya kadar okunan kitaplar değil. Düşünelim ki şimdi Google'dan bir şeyi sorup öğrenebiliyoruz rahatlıkla. Bundan 15 sene evvel böyle bir şey yoktu. Her şey ansiklopedilerdeydi. Değil mi? Onun için ansiklopedilerle vesairelerle oluşturmuş olduğumuz bu kitap şeyinin bir ikincisi yok. Bir de kabul etmek lazım. Hiçbir zaman dijital düzen bir kitap okumak gibi olmuyor. Yani bunun bir eski okul dediğimiz, tabir ettiğimiz eski kafa olmakla alakası yok. Öyle olsaydı zaten bütün kütüphaneler dijitalizasyona dönerdi. Hiçbir şekilde yayınlanmış değil mi? Kitap yayını dururdu, sıfır olurdu. Dolayısıyla bu her zaman devam edecek bir hadise. Ve bu insanın sürekli kendisini geliştirmesi, sürekli bilgisini arttırması bir yaşam tarzı. Thank you.